Bir, bu 2500 lirayla nasıl geçinecek? Onlar geçinsin. Vallahi hepsini feda edeceğim. Ben maaşlı istemeyeceğim. Bak, elindeki para bu. Ben maaşla memnun değilim ki ekmek fiyatına memnun olayım ya. Çok pahalı kızım. Çok aldığım 2 milyon para. Ecevit'in kuyruklarını dinle, dolayanlar gelsin bu kuyruktan utansınlar. Ekmeğe gelen zamla birlikte Kayseri halkı kent ekmek fırınlarının yolunu tutmaya başladı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına neden kent ekmeğini tercih ettiklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kent ekmek hem yarışlı hem de indirimli yani. İndirimli olduğundan dolayı bundan almak zorundayız. Ekmek fiyatları ne durumda peki, memnun musunuz? Fiyatları normal yani, Kayseri'nin ekmek fiyatı normal. Fakat bu doyurucu ve de tepe fazla olduğundan dolayı buradan... Bu karlı havada sıraya girmek zor olmuyor mu sizin için? Zor oluyor ama ne yapalım? Geçinmek için mecburen alıyoruz. Almak zorundayım. Fakat işte hükümetimizin buna biraz daha el atması lazım. Yetişmiyor. Ekmek yetişmiyor. Kent ekmeği tercih etmemiz çok pişkin. O sebeple terk ediyoruz. Öbür aldığımız ekmeklerin çoğu hamur. Açıyorsun, yenmiyor. Kent ekmeği çok düşük. Bir de fiyatı düşük. Tabii ne kadar olsa bir kuruş diyor vatandaş. Geliyor buradan alıyor. Yani iyi diye yani. Temiz yerden çıkıyor diye tercih ediyor. Fiyatlar peki şu anki fiyatlar ne durumda sizce? Bura normal. Kent ekmeğin şeyi normalde. Yani böyle olacak ekmek şeyi. Karlı havalı sıraya girmek zor olmuyor mu? Zor oluyor. 70 yaşındayım ben. Diyorum işte ne gelip ne zahmetle şey yapıyorum. Yoksa param şeyime denk gelse gelip şey yapmam. Evimin altında bakkal var, şey var, market var. Ama işte yetiştiremediğim için gelip burada şey yapıyorum yani. Güzel. Yemesi güzel de onun için. Fiyatlar peki ne durumda sizce? Fiyat da güzel. Bu soğukta zor olmuyor mu sıraya girmek kent ekmek sırasına? Başka yapacak işimiz yok. Ekmek almak, eve gidip yatmak. Emekliyiz. Fiyatı uygun olduğundan. Bu soğukta zor olmuyor mu sıraya girmek? Başka alternatif olmadığı için zora katlanmak zorundayız kızım. Ucuz olduğu için, kaliteli olduğu için. Sen söyle. Başka? Peki zor olmuyor mu soğukta sıraya girmek? Zor oluyor. Yağış havalarda zor oluyor. Ucuz. Başkası pahalı. Çok fark ediyor ayda. Zor olmuyor mu peki bu soğukta sıraya girmek? Artık vatandaş zoruna bakmıyor. Bulabildiğine bakıyor. Bulabiliyor mu ona bakıyor. Tamam mı? Ucuz olduğu için biz de bekliyoruz. Mecbur kalıp soğukta alıp gidiyoruz. Başka çaremiz kalmadı. Zor olmuyor mu böyle soğukta ne beklemek? Geçim şartları ağır. İnan ağır. Verdiği zam da kurtarıcı olmadı. Ne yapalım? Allah şey yaparım. Sorumuz hayretsin. Zor. Herkes zor. Daha ölümden sonra geçseniz şeye kadar var. Para kadar var. Kuyruk. Hanım kızım biz de emekliyiz. İstersen ucuz ekmeğin peşine koşuyor. Bir de güvenilir. Hani gıda mühendisleri şunlar bunlar kontrolünde yapıldığı için güvenilir. Soğukta zor olmuyor mu? Sıraya girip de ekmek almak. Vallahi bu yaştan sonra artık kaderimiz böyle. Kaderimiz yani. Ne yapabiliriz ki? Emekli olunca böyle. Vallahi şey olarak değil de anam bunu seviyor, bunu alıyorum. Yoksa ben normal ekmek alıyorum. Ekmek fiyatlarından memnun musunuz peki? Ben maaşıma memnun değilim ki ekmek fiyatına memnun olayım ya. Ben maaşıma memnun muyum ki? Ben 1,5 lira maaş alan emekliyim ha. Fatura cebimde. Ha kendiler 100 milyarla geçinemiyor. Biz 1,5'la geçiniyor. Ucuz olduğu için vatandaşa iyi hizmet. Ekmek de güzel. Fena değil yani. Ekmek çok güzel. Herkese de tavsiye ederiz yani. Peki sizce şu anki fiyatlar ne durumda? Şu andaki fiyatlar burada bayağı ucuz yani. Piyasadan ucuz. Her tarafta 2 lira burada 125. Ben ne öğrek kızım. Gücümüz buna yetiyor. Kadasını aldım. Ben de çarşıya geldim. Boş dönmeyeyim diye ekmek aldım. Zor olmuyor mu sıraya girip beklemek? Mecburiyet. Hükümetimiz şey vermeden, aileye zamı vermeden bastırdı üstüne. 700 lira tek başıma 700 lira doğalgaz gelmiş. Soruyorum sana. Fiyatlar sizce ne durumda şu an? Çok pahalı kızım. Çok aldığım 2 milyon para. Ev kirası, elektrik, su alıp geçip koyup çocuklar kendine yetiştiremiyor ki bana bir su. Ucuz olduğu için. Ecevit'in kuyruklarını dinle, dolayanlar gelsin bu kuyruktan utansınlar.
Bu kadar söylüyorum. Arkadaşım, emekli adamım. İnancın olsun 2500 lira yeni maaşımız olacak. Daha almadık ha. Şimdi aldım. Ne yapayım, girmeyeyim mi kuyruğa? Canını yediğim. Bir, bu 2500 lirayla nasıl geçinecek? Onlar geçinsin. Vallahi hepsini feda edeceğim. Ben maaş da istemeyeceğim. Daha başka bir şey diyeyim mi? Geçinen varsa ki bu çağ, buyursun geçinsin. Ayıp ya. İnsanız ya. İnsan gibi yaşama hakkımız yok mu ya? Ben 25 yıl çalıştım arkadaş. Sağ gece demedim, gündüz demedim ya. Ya ucuz olduğu için yani. Diğerini alamıyoruz. 3000 lira, 4000 lira ekmek var orada. Peki zor olmuyor mu bu sokakta sıraya girmek? Kar yağıyor. Ya zor olsa olmazsa ne yapacaksın? Mecbur alacaksın. Çoluk çocuk aç mı kalsın? Bak elindeki para bu. Onun için mecbur kent ekmeğini alıyorum. Başvurduk çoğu yerlere. Kimse kapımızı açmadı. Söylüyorlar işte herkese yardım ediyoruz. Şudur budur. Kimsenin bizim kapımızı çaldığımızı görmedik daha. Gelen de yok, giden de yok.